It is. Güldün kızım. Az konuşalım mı seninle? Sen nasıl? Ne yüzle girdin bu odaya? Dilinin acısı içinin acısından belli. Gel oturup bir konuşalım senden şöyle gelin kaynana. Gelin kaynana. Sen aklın sıra. Büyüklük tasayım. Akıl mı vereceksin bana? Ha? Kızım ben sana kötü bir şey demedim. Oturup bir dertleşelim dedim. Ha, yürü dertleşelim. Benim bir kocamın katiliyle dertleşmediğim kaldı çünkü. Otur. Kızım ben mi suçlu oldum şimdi bir de durduk yere? Yalan mı? Ha? Yalan mı? Sen suçlu değil misin ha? Senin yüzünden ölmedim benim kocam. Ya. Sen kocamın katili değil misin ha? Ha? Allah belanı versin senin. Senin yüzünden oldu her şey. Yardım edin. Yüzünden olmadı mı? Yardım edin. Sen gelmedin mi bu evin bütün zalimliğinde? Sen yine çıkıyın sen ev olmadı mı bunlara? Ha? Sen soyumuzu kurutmaya mı geldin? Yardım edin. Allah belasını versin. Herkesin. Buna sebep olan herkesin. Gülgün anneciğim gel. Yapma Allah lütfen. Allah belasını versin. Yapma. Allah belasını versin. Dur. Orhan hak etmedi ölmedi. Ölmeyi hak etmedi. Sen hak ettin. Yapma dur. Sen ne benim acıma ortak olacaksın? Ya. Sen evladını kaybettin mi? Sen kocanı kaybettin mi? Ay. Verdin mi toprağına? Benim acıma ortak olacaksın sen. Bir de katil değil bana. Halisa. Ağam hasta. Ağrısı var, dinleniyor. Sizi duyamaz. Duymasın da zaten. Duyup da bir de gelin katili olmasın durduk yer. Ne kadar eminsiniz sizin tarafınızda olacağına. Gülgün bir parça da haklı bence. Yani... Attığınız adımlara bir parça dikkat edin bu evde bundan sonra. Gülgün anne. İstemiyorum senden bir şey. Hala bana mı sinirin? Bana mı öfken? Sen benim oğlumu aldattın. Gülgün anne. Ben Fuat'a ihanet etmedim. Ben sadece yanlış insana inandım. Ve hayatıma devam etmek istedim. Ama olmuyor. Geride bıraktıklarına rağmen insan devam edemiyor. Bak seni çok iyi anladığımı bil. Sevdiklerimiz ortak. Kaybettiklerimiz ortak. Düşmanlarımız da ortak. Ben senin tarafındayım artık.